Merhaba arkadaşlar. Birinci bölümle hey. Birlikteyiz. Keyif oynuyoruz. İlk giriş bölümünün sonunda şu videoyu izlemiştik. Onun sonunda kaydetmiştik ama ben şey izah etmek istiyorum. İlk videoyu izledim, giriş bölümünün videosunu. Videoda kısa böyle kesiklikler, kopukluklar olmuş. Neden olduğunu sonradan anladım. Benim bu video kayıt capture programında maalesef nasıl olduysa bir ara yanlışlıkla dokundum herhalde. Pause butonu, boşluk butonu haline gelmiş. Yani boşluğa bastığımda kaydı duraklatmış. Yani benim Garrett'ın zıplaması, hoplaması gereken yerlerde ben boşluğa bastıkça oyun duraklatılmış. O kısımları kaydetmemiş ve oralar atlıyor gibi görülmüş. İzledim videoyu. Çok büyük bir kayıp yok. Yani rahatsızlık verecek bir seviyede. Yani hikayenin akışında sorun çıkartacak bir kayıp yok. Sadece çok ufak bir 2,5 dakikalık kadar. İlk yarının ilk kasa açıp içinden bir gerdanlık kolye çaldığı bir sahne vardı. Sadece orayı atlamış. Önemli denebilecek bir sahne. Yani çok önemli değil de ilk hırsızlık, ilk kasa açma denemesi. Onu atlamış sadece. Onun dışında atladığı pek önemli bir yer yok. Genelde böyle birkaç tane geçişler olmuş. O yüzden tekrar baştan oynayıp tekrar kaydetmek istemedim. Gerek duymadım. İkinci bölümde, daha doğrusu İkinci videoda ama oyunun birinci bölümü videosunda bu videoda o problemi gidermiş olacağım inşallah. Şimdi şu videodan sonra giriş bölümünün sonunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gerrit abimizin karizması. Artist bakışları ve karanlıkta kayboluşu. Burada bırakmıştık oyunu. Şimdi buradan devam ediyoruz. Lockdown Chapter 1. Kim o ya? Nereden bağırıyorlar ya? Biri bağırıyor. Neyse. Şurada bir nesne var, onu yürüt. Tepede bir parlayan bir şey gördüm. Az önce. Evet. Onu da yürüt. Şu neymiş? Gazete. Citizen. Yurttaş gazetesi. Şey. Sinsiliğe devam. Normalde su efektleri, yağmur efektleri, bu yerden seken su damlaları falan güzel ama şu oluklardan akan sular ve denizlerin köpürmesi falan gibi su efektleri de kötü olmuş nedense. Sen kimsin amcacığım? Space'e basıp kılavu kullanarak elimizdeki nesneyi kullanıp güzel, güzel, gayet güzel. Şeyden aldık o nesneyi de hatırlarsınız. Birinci bölümde Aaron'den. Hatta birinci bölümün, daha doğrusu giriş bölümünün finalini izlediyseniz arkadaşlar, şimdi buraya da atlayacağız. Hem şöyle duvarlardaki izlerden hem de bu mavi yerlerden nereye atlayabileceğimizi görebiliyoruz. Saat kulesi orası, oraya gideceğiz. Tamam. Uzak ama bayağı. Neyse. Birinci şey, giriş bölümünün finalinde Eren'le birlikte bir ayinin, baronun düzenlediği bir ayinin ortasına düşmüştük. Hatta her yer yıkılmıştı, dökülmüştü falan. Sonra orada kesildi ve biz pat diye az önce izlediğiniz sinematik videonun başında uyandık ve o arada ne olduğunu bilmiyoruz henüz. Zamanla öğreneceğiz herhalde. Bu baronun emriyle şey dedi aşağıdaki askerler. Sabaha kadar
Şey kapı, kapılar kapalı baronun emriyle dedi. Bu şehrin kapısı herhalde, yani şehre giriş kapısı. Neden kapattılar bilmiyorum. Geceleri kapatıyor. Ha bu... Ha direkt sokağa çıkma yasağı var herhalde. Shutting the city, şehri kapatmış adam. Allah Allah, ve sokağa çıkma yasağı gibi bir durum var herhalde. Kimsenin çıkmasına izin vermiyorlar. But when did I ever let a lock hold me back? Neyse. Erin'in olduğu hakkında da şu anda bir bilgimiz yok. Karşı oralara baksa mıydık acaba ya? Neyse. Böyle devam edelim. Ha şey. F'ye bastığınızda odaklanıyor ve etrafta etkileşimli nesnelere mavi olarak görüyor ve şey diyor. Bana neler oluyor? Hani önceden böyle bir yeteneğim yoktu. Şu anda bu yeteneğe sahip oldu. O Erin'le birlikte düştükleri yerde yapılan ayin orada büyülü bir şeyler vardı herhalde. Orada bir şeye maruz kaldı ve Garrett'in böyle bir yeteneği oldu. Fırlat. Çuval gibi fırlatıyoruz herifi. Ama al. Şurada zıplanabilen bir yer gördüm. Oraya bir bakacağım bir şey var mı diye. Buranın arkası. Var mı bir şey? Yok bir şey. Ha var bir şey. İki tane su oku. Güzel. Su oku. Sudoku değil yani. Su oku. Ağlama ağlama. Geçer. Hop. Ha. Erin'le ne olduğunu, orada başımıza ne geldiğini, baronun ne işler çevirdiğini herhalde zamanla sonra öğreneceğiz. Erin made this thing sound noisier than it is. Oh, kasma. Buraya açacağız belli ki. Kilit açma zevkli ya. Hop, ah yanlış, pardon. Hızlı yapmamak. Mouse'u çok hızlı hareket ettirdiğinizde bir anda çeviriyor. Doğru yeri de hemen geçebiliyor. Daha yavaş çevirmek lazım. Tamam. Bu ne? Yiyecek. Food. Güzel. Bu foodlar, yiyecekler herhalde şey. Bunu da al. Canı tazelemek için. Canımız azaldığında. Dar yerlerden geçiyoruz. Bastım 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 bastım. Hop. Ha, kule. Ha, burada da bir kapı var. What are you looking at? Price on that jeweled mask. Ha, jeweled mask şey. Mücevher maske var. Bu jeweler galiba şey. Mücevherci dükkanı, kuyumcu orası. Ama bir hırsızın yanında sen onu işaret edersen adamı tahrik edersin yani. Bu olmadı şimdi. Ben oraya girerim. Ha zaten gideceğimiz yer orayı mı gösteriyor? Evet orayı gösteriyor galiba. Oraya gireceğiz. Şuradan aşağıya insek mi? İnsek. Burası nereye gidiyor? Bizim evimiz, bizim şehrimiz falan birileri isyan ediyor bir yerlerde ama burası nereye gidiyor ya? Evet güzel ya. Yani gidebileceğiniz birden fazla alternatif yol var. Aynı Dishonored'daki gibi. İster yerden aşağıdan yoldan yürüyün, ister boruların üstünden, çatıların tepesinden, ister işte ara sokaklardan, arkalardan dolanın falan filan. Böyle olunca seviyorum işte. Yani size tek bir gidişat verip de mecburen buradan gideceksin demeyen, alternatif seçenek sunan ve
nasıl eğleniyorsanız, nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde oynamanızı sağlayan oyunlar hoşuma gidiyor. Burada bir şey var mı? Yok mu? Bu neymiş? Saat kulesi ile ilgili galiba yanlış mı okudum? Oh. Dur, buradan gideceğiz. Buraya gelirim. Hemen oraya gitmeyeyim çünkü ta öbür tarafta. Hatta ayağa kalkayım ya. Hatta koşayım. Ta öbür tarafta gitmediğim bir yer vardı. Oralara da bir bakayım sonra buraya geleyim. Evet. Yalnız sessiz gideyim. Burada parlayan bir şeyler gördüm. Şurada da bir şey gördüm. Para. Broadhead Arrow. Normal ok mu acaba bu da? Herhalde normal ok. Bunun içinde ne var? Elmalar var. Ha, oraya atlanabiliyor. Buradan yine aynı caddeye çıkıyorum. Caddeye çıkmayayım. Şuraya bir atlayayım bakayım. Ne varmış? Bir şey yok mumuş? Yokmuş. O karşıda bir şey var. Evet. Allah'ım çok saçma bir şey oldu. Tabii. Koşarak atlamam lazımdı. Tomb Raider'daki gibi düşündüm. Öyle koşmadan ileri basmak yeter diye yetmiyor tabii doğal olarak. Hop. Şimdi evet burası tamamlandı herhalde. Başka bir şey kalmadı. Şimdi o girmek, hani sonra girerim dediğim yere gireyim. Neredeydi o? Gir bakalım. Ha, harita güncellendi. Burası çıkmıyormuş ki. Ha, çıkıyor. Pardon. Nereye çıkıyor? Aa, caddenin karşısına çıktık. Yo. Ha, evet, caddenin galiba şu aradan tepeden gitsem o askerlerin geçtiği caddeye çıkıyor orası. Caddenin arkasına çıktık. Gitmemiz gereken yer şurası yalnız. Allah Allah, bir dakika. Öksüren bir kadın sesi. Drink up love. Drink deep. Galiba şey, bu şehirde şu anda şey var ya, bir salgın hastalık. Herkes o hastalıkla kırılıyor. Galiba adamın karısı da o hastalığa yakalanmış da adam ona ilaç içiriyor. Kadın öksürüyor. Burada da birileri var. Evsizler, hastalar. Allah versin ya, Allah versin. Biliyorum hastasın. Oyun o tarafta değil mi abicim, ben bu taraftayım. Oyun müsaade ediyor olsaydı size bir şeyler vermeme emin olun verirdim de maalesef yani yok. Onu yapmamışlar oyuna. Ne yapayım? Kusura bakmayın yani. Burada bir şey var mı? Yok. Bunun üstünde bir şey var mı? Yok. Ups. Var. Hop karşıya. Atladı. Aferin. Eğil. Buraya niye geldim ki? Ne var burada? Karşıda da bir şey yok. Nereden ses geliyor? Aa. Pencere açık. Burası zaten gideceğimiz yeri de karşısı olarak gösteriyor. Direkt buraya bir pencereden gireceğiz. Yalnız aşağıda bir demir parmaklıklı kapı var. Neyse oraya bakarız. Şuradan bir girelim. Few guards, residents upstairs. Ha, birkaç güvenlik var. Şey de burada, Jeweler Mask, bu mücevher maske. Mücevherci dükkanının içine girdik şu anda. Maskeyi çal dedi
görev güncellendi. Normal gideceğimiz yere gideceğiz ama ek görev olarak da şu maskeyi çalacağız. Burada bir kapı var. Burada merdivenler var. Ha, burada çok aydınlık. Ha, burada da merdivenler var. Bir dakika. Önce o yukarılardan da gidilebiliyor galiba. Tepeden falan. Neyse önce bir aşağı ineceğim ben. Orada biri var. Soul is still not ready. Oops. Let's see now. Cousin. Ne? Şeyler konuşuyor. Kuzenine mektup mu yazıyor? Mektup mu okuyor? Şey okuyor. Both benefit. Benefit richly. Bir git oradan ya. Uzaklaş. God's the grave holes. Bozma. Hop. Az daha görüyordu adam beni ya. Yanında dikildim ama. Biri ısır çalıyor. Kim çalıyor ya? Şunu şuraya atsam. Yukarıda birileri daha var. Burada kimse var mı? Yok. Burada yalnız çalınabilecek bir sürü şey var. Her yerde bir şeyler parlıyor. Yalnız ben şu kapıdan bir bakacağım. Aa, pick lock. Tamam. Lock pick oldu. Oldu canım. Açarız. Onu da açarız. Hop. Aferin bize. Burası ben bir aşağıya mahzen falan var. Oraya inen bir kapı zannettim ama dışarı çıkıyormuş kapı. Bu da lockpick. Hay Allah. Tamam, lockpick yani kilit açmak güzel dedik. Paso kilit çıkmaya başladı. Çok fazla olunca da güzel değil yani. Burası gideceğimiz yer mi? Ayo, burası da şey çıkıyor. Caddeye çıkıyor. Bizim gideceğimiz yer bu şeyin içinde belli. Binanın içinde. Üst katta falan herhalde. Şu kapıyı kapatalım ya arkamızdan. Hop. Kendimizi bir garanti altına alalım. Şurada lambayı söndürelim. Lambaya püf de. Ah deme o. Oh de bu. Burada yine bir kasa var. Ha işte o birinci bölümde. Lan. Tam denk getirmek gerekiyor. Giriş bölümün. Ama bu şifreli. Bir dakika, bu şifreli. Giriş bölümünde bir kasa açmıştım arkadaşlar. O kısma atlamış video. Yani duraklatmışım orada farkında olmadan. Oraya geçmiş. Orada da aynı böyle bir resmin etrafında elimizi gezdirerek doğru noktayı bulup basıyorduk. Bir kasa açılıyordu. Ama o normal lockpick'le açmıştık onu. Böyle şifreli bir kasa değildi. Şimdi bu şifreli kasalardan ilk defa karşılaşıyorum. Bunun şifresini nereden buluruz? Abicim bir dakika, senin cebinde bir şey var mı? Kiyat miyat? Not falan yok mu? Yok. Burası saklanabilitesi olan bir yer. Buranın içine girip saklanabiliyorsunuz. Outlast'ta olduğu gibi. Mektup. F1. Neymiş o? Bu. Bunda bir sayı görüyor musunuz? 3 haneli. Kuzene yazdığı. Az önce yazdığı şey ya da okuduğu. Bir dakika, 7-3-9. 7-3-9. Bunlar madde değil. Madde olsa 1-2-3 olurdu. 7-3-9 olabilir mi? Bir ihtimal. Saçma mı? Bir ihtimal. 7-3-9 aklımda. Şu mumu bir söndür. Şunu al. Şuraya bak. 7-3-9. 7-3-9. Mumu söndür. Hop. Bunu da al.
Bu ip ne ya? 7-3-9. Ops. O ne? Ses. Yukarıdan mı geldi o ses? Biri merdivenden inerse var ya. Gerçi karanlıktayız şu anda, bizi görmez ama. 7-3-9 değil mi? 7-3-9. Aa, vallahi doğruymuş. Ne kadar saçma. Cevallere maske bulduk. 9'da 2 unique loot. 9 parça varmış ve biz 2 tanesini bulmuşuz. Var mı başka bir şey? Yok gibi görünüyor. Tamam, çıkalım. Burası mücevherci dükkanı ve burası şu anda bulunduğumuz kısım zemini. Yani esas mücevherci kısmına gelmedik. O da burası. Birisi orada konuşuyor. Kimsin ya? Burada daha çok şey buluruz arkadaşlar. Daha yukarısı da var. Ne? Ha, buradan horultu sesi geliyor. Vallahi orada biri var. Geri döndü, gidiyor. If he's got this on show, what else has he got locked away? Az daha görecekti. Geldim, geldim, geldim. I hate that friggin' bird. Goes crazy every time someone makes a noise. This honest work gives me a falling. Valla kimse görmeden nereye, şuraya atayım, sallayayım gitsin. Çuval gibi attım herifi ya. Şurada da horlayan var ya. Neredesin birader? Aha, oturmuş. Oturduğu yerde uyuyor. Yavaş, sessiz, yavaş, sessiz. Bu kolay oldu. Bunun içinde bir şey var mı? Yok. Şunu al hemen. Hop. Cukka. Şu, ha, tam şey diyecektim. Mumları elimizle söndürüyoruz. Şu lambaları nasıl söndürüyoruz diyecektim. Düğmeyi gördüm. Düğmeye basarak söndürüyoruz tabii ki. Daha, bir kasa daha. Oo. Karanlıkta olduğu zaman bunlar parlamıyor galiba arkadaşlar. Neyse. 5 tane. Vay. Zorlaştırmışlar olayı. Nerede bunun şeyi? Millet çok hassas. Demek ki oyun zorlaştıkça kilit açmanın zorluğu bu şekilde artacak. Hem sayıca hanesi artıyor kilitlerin, hem de daha hassas, çok daha mouse'u yavaş hareket ettirmek gerekiyor. Yani acelemiz olduğu, zamana karşı yarıştığımız yerlerde bu kilitler bizim başımızı çok yakacak demektir. Bakalım. 20. Bu da collectible. 6'da 1. Mortal coins. Ölümcül coin neydi? Oha. Birinin sesi daha geliyor. Bir şey, bir şarkı mırıldanıyor. Yukarılardan çıkılabiliyor muymuş? Zaten gideceğimiz yer üst katta arkadaşlar. Oops, şamdan. Onu da aldık. Kapat. Bu adamı bayılttık, tamam. Güzel. Buradan çıkacağız ama ben şu kapıya da bir bakacağım. Gerçi bu kapı az önce
Arkada biri horluyor galiba. Dediğim kapı. Evet, aynı yer. Şuraya da bakalım. Bakmadık yer bırakmayalım. Şunu da al. Aferin. Kapat. Dön. Buralarda var mı bir şey? Yok. Şunu da bir söndür. Üf. Üfle. Aferin. Tamam. Buralar dolu. Önce şu çekmeceye bak. Dur ya, ayağa kalk. Burada kimse kalmadı belli ki. Üst katta birileri var gibi ama. Aha. Evet. Üst katta birileri var o kesin. Oraya da çıkılıyor mu acaba? Yukarı çıkarken dikkatli olmak lazım. Aha, bir kilit daha. Güzel, bu çok zor değilmiş. Ya bu ses geldikçe sanki... güzel para. Bir tane daha maske çıktı. İki tane varmış bundan demek. Ya bilmiyorum, daha varsa. Ses çok yakından geliyor ya herhalde. Tam üstümüzde herhalde herif. Aa, burayı da. Burayı da. Aç. Hop. Ya. Garrett, ne yapıyorsun Garrett? Yere düşmüş para. Güzel. Yazar kasa. Eski tip yazar kasa. Taktilo gibi. Buradan güzel para çıkabilir. İyi müzik. Bir anda gerilime bağladı ya. Karşıda bir sürü şey var, tamam. Ooo, 700'ü geçti. Topladığımız para. 718. Burası boş. Daha bunlar var. Ne oluyor ya, müzik bir anda gerdi beni ya. Birileri mi geliyor, ne oldu? Yanlış şeyler mi çaldık? Şimdi üst kata çıkınca 20 tane adam yukarıda bizi bekliyor mu olacak? Hala bir şeyler çıkıyor ya. Harbiden mücevherci dükkanıymış burası. Oyunun en başında Garrett arkadaşlar ilk hırsızlığını yapmak üzere bir eve girdiğinde şey demişti, yani şehirde her şeyin para ettiğini, her şeyin satılık olduğunu falan söylemişti. O yüzden bu topladığımız paralar büyük ihtimalle ileride bizim çok 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 işimize yarayacak. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Karşıdan nereye geçiliyor? Ha, dışarı çıkılıyor. Vay. Ha, orada parlayan şişe mi o şişe? Burada bir şey var mı? Yok. Burada da yok. Buradan gelinebiliyormuş değil mi? Yok, şişe değil, orada bir şey var. Ha, dışarıda güvenlikler var. Neyse, o dışarıdaki kalsın ya. Onunla o kadar da şey yapamayacağım. Dışarıdaki güvenliklerin sesini duyuyoruz büyük ihtimalle. Ha, şurada zıpla. Yukarı çıkalım. Yavaş yavaş. Biri daha horluyor ya. Kim o? Aha.
Bu da uyumuş horluyor. Süper. Gel bakayım abicim. Gözleri açık gibi ya. Değil mi? Değil. Biri daha var, eyvah. Şey yapsak. Söndürelim. Kim var orada? Oo, abla. Oraya girdi. Bu saatin şeyi açılmıyor mu? Aha. I'm freezing. Donuyorum diyor. Şu aha. Ha, oturdu oraya. Bir dakika. Şöbine mi orası? Yavaş yavaş bebek adımlarıyla yaklaşıyorum arkadaşlar. Çünkü bu horlamıyor. Ayak sesi çıkartırsak duyabilir. İnşallah aniden kalkmaz ayağa. Ablacığım kusura bakma, biraz canını acıyacak ama. Of. Neyse, kolay oldu. Şunu bir al. O ateş sıçramaz buna değil mi? Şey mi bu ya? Don't Star mı? Artık oyunları birbirine karıştırmaya başladım. O şöminenin ateşi vuruyor değil mi bize? Burası boş. Burada neler var? Onu bir al. 795, 798. Güzel güzel, biz 1000'i bulacağız yani. Bu gidişle. Aç. Oralarda başka bir şey. Oo, orada bir kapı daha var. Şunu da al. Burada başka bir şey var mı? Yok. This is my way out. But once I drop down, there's no coming back. Ha, gideceğimiz yer burası. Gittikten sonra bir daha dönüş yok gibisinden bir şeyler söyledi çıktıktan sonra. Burası banyo muymuş? Ha, saç fırçasını aldık. Küvet. Boş. Tamam. Dur bir saniye, çıkmadan önce kimin sesi geliyor ya? Aha, bir kapı daha var burada. Bir dakika, bakacağım oraya. Kuş. Sakin ol kuş. Şu masanın üstündekileri de bir alayım. Burada da bir şey var. Ha, yiyecekmiş. Şurada var bir şey. Tamam. Burada kim var? Hmm, görünmüyor kimse. Kimse yok. Kimse yokmuş ya. Oh, 820. 822. Hadi, hadi. Bu ne, gazete? Bir doküman daha bulduk. Züper, züper. Allah, kuş. Neyse, istediğin kadar öt. Niye her yerde aynı resimden var ya? Bundan da vardı. Ha işte, bu da aynı resim. Orada var, burada var. Alt katlarda var. Diğer gittiğimiz evlerde vardı. Bu şey, Square Enix resimlere fazla yatırım yapamadı demek ki. Ha, orada bir gazete daha. Citizen, yurttaş gazetesi. Lockdown, o da şeyle ilgili galiba. Şehrin kapatılmasıyla ilgili. Buradan ışık geldiğine göre herhalde buradan geçeceğiz.
Sinsi sinsi sinsi. Gidebildiğimiz başka bir yer. Bu dolaplara da bakabilseydi, saat dolaplarının içlerine de bir şeyler saklanır ya. Yani. Bir anda müziğin sesi, müzik değişti, böyle hareketli. Aksiyon müziği girdi bir anda ya. Kim var orada? Orada iki kişi konuşuyor. Gideceğimiz yer karşısı. Bunlar hareket edecekler mi? Orada duracaklar mı acaba? Ya onlar o tarafa giderse ben oraya hiçten geçeceğim. Onlar orada duruyorken yardırmam lazım ama şimşek. Hop. Oo, orada biri daha var. Bunlar durmaya devam ediyor. İyi geçtik. Hop. Burada bir şey var mı? Yok. Onlar bizi görmez. Do you have to do that here? Ne oluyor? You think sleep's not rare enough? Oh, I'm sorry, ma'am. Captain's orders. Kaptanın emri. Stand under the window of that woman on the altında durup. Kadını kızdırmalarını mı istemiş bunların kaptı komutanları? Kadından ne alıp veremedikleri varsa kadınla alay ettiler. Allah Allah. Heriflere bak ya. Kadınla dalga geçtiler, gidiyorlar. Ne biçim asker sen, siz? Sizin halkın güvenliğini sağlamanız gerek. Halkla dalga geçmeniz. Değil de kadın yani. We lock the gates, you fox skull. Kapıları kapattılar, kilitlediler. Yani biz devam edeceğiz. Bunların arkasından ufak ufak o tarafa, o istikamet 7 metre, 5 metre, 4 daha ileri. 40 metre. Burada mavi zıplama yeri gösteriyor. Onlar fark etmeden zıplayabilir miyim? Zıpladım, gitti. Hop. İkisinin de üzerinde şey var, değerli bir parlayan bir şeyler var ama hiç sizle ilgilenemeyeceğim arkadaşlar. Oo, iki kişi de burada. Şöyle yapıyorum. Hop. Bunlar aşağıda beni görmez mi? Aa, burada ip var mavi. Ne işe yarıyor? Bir saniye arkadaşlar. Bir şey denemek istiyorum. Çık üstüne. Bunun üstüne çıkmıyor mu? Tamam. Gerek yok. Şey yapar mı dedim, şu yukarıda boru görüyorum, onun üstüne çıktıktan sonra o boruya atlayıp borunun üstünden bu tarafa doğru devam etsem oralarda bir şeyler loot edebilir miyim diye düşünüyorum ama. Ups, ne oldu? Haa, sinematik. Vay, saat kulesine gelmişim. Güzel. Bayağı uzak görünüyordu ama. Aa, completed. Bitti bölüm. Vay, şey gösteriyor. Opportunist, fırsatçı olarak bitirmişiz. Şu kadar ghost, hayalet, bu kadar predator, şu kadar opportunist. Bu şey, açılan sandık sayısı, oyların illere göre dağılımı, kazanan fırsatçılık partisi. Biz fırsatçı olmuşuz. Bu anladığım kadarıyla ghost, hayalet, şu kısım, hiç kimseye görünme, hiç kimseyi bayıltma. Şu predatör de gördüğün herkesi öldür. Mümkün mertebe daha fazla kişiyi. Ya öldürerek ya bayıltarak geçme. Şu da sadece fırsattan istifade etme. Gerekli kişileri öldürüp, gerekli bayıltıp, gerekmeyen kişilere dokunmayıp, toplayabildiğimiz kadar eşya loot edip
öyle gitme. Bence bir hırsızın en çok işine gelen şey bu fırsatçılıktır bence. Oyunu Ghost olarak bitirmek aslında iyi olurdu ama Ghost yani hiç kimseye görünmeden, hiç kimseyi de bayıltmadan oynarsak çok zor olur, sıkıcı olabilir. Çok uzun sürer insanların hareketlerini takip et. Arkasından sessizce süzül falan filan. Tatsız olabilir, izlemesi daha zevksiz olabilir. Ve aynı yeri sürekli tekrar tekrar oynamak gerektirebilir. O yüzden oportunist bitirmek, fırsatçı bitirmek daha iyi. Şu anda güzel yani, çıkan tabloyu beğendim. Ne var? 4'te 3 koleksiyon itemi, koleksiyon nesnesi. 4 taneden 3 tane bulmuşuz. İyi. Toplam 546 altın bulmuşuz. 60'ta 52 loot eşyası bulmuşuz. 60 parçadan 52'sini bulmuşuz. 8 tane kalmış. İyi. Onlardan da bir ikisini gördüm, yanına gidemedim. 6 tane lockpick kilit açmışız. 6 tane bayıltmışız. He, kilit öldürmedik. Güzel. Bu Extinguish Flames 9. 9 taneden 7 tane söndürdüğümüz ateşler mi acaba? Olabilir. Lift toplam loot malzemelerinden %85'ini götürmüşüz, cebe indirmişiz. Gayet güzel, verimli. Sevdim. Toplam 35 dakika süre sürmüş bu bölümü oynamak. Güzel. Burada continue deyip bir sonraki bölüme devam edeceğim ama onu bir sonraki bölümde yapalım arkadaşlar. Bu videoyu burada keselim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.